Şu anda görmüş olduğunuz mevkinin ismi Sarıyalak mevkiidir. Dolayısıyla burada çocukluğumuz burada geçti. Hep birlikte arkadaşlarla gelirdik 8-10 yaş grubu dönemlerinde. Balıklar tutardık. Ancak bu bölgeye tekrar yıllar sonra geldiğimde maalesef karşıdaki yolun açıldığını gördük. Buna da anlam vermek hiç mümkün değil. Neden böyle bir yöntemin başvurulabilir bilemiyorum. Tamamen doğa bozulmuştur. İş makinelerine sokmuşlar buraya. Burada sorunları aramak lazım. Hesap sormak lazım. Gördüğünüz gibi buraya açılmaması gerekiyor. Zaten yeterince kıyılarımız var. Ya bu kıyılar dolmadan niçin buralar işgal edilmiş anlamış değilim. Maalesef buna bir son vermek lazım. Bu böyle devam ederse bir kıyımız kalmayacaktır diye düşünüyorum. Sorunlardan hesap sorulmalıdır diye düşünüyorum. Burayı anlamıyorum. Yani bu yollar açılırken herhangi bir insan gruplarına, mutarlara ya da ağzalara bir başkaları arasında soruluyor mu? Çok merak ediyorum doğrusu. Veya bunları kim açıyor? Buna kim karar veriyor? Yani bu son derece yanlış şeyler. Yani birileri kafaya koyuyor. Evet buraya yol açacağım diyor. Açıyor. Bak arkadaş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kesinlikle bir çevre sorunu filan değil. Bu bir ahlak sorunu değil mi? Bir ahlak sorunu ve bunu yapanlar ahlaksızdır. Bunu yapanlar ahlaksızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarında böyle bir şey yok. Uluslararası mevzuatta da böyle bir şey yok. Bu ağaçları kesenler, bu yolu açanlar, bu kıyıları tahrip edenler bu şekilde... Bu doğa terörü. Bir insan terörü var biliyorsun. İnsanın insana yaptığı, bir de insanın doğaya yaptığı terör vardır. Aha, al bu da doğa terörü işte. Evet. İnsanın doğaya yaptığı terör. Bunun adı çevre sorunu falan değil. Bu hizmetle değildir. Bu ahlaksızlıktır.